üşümeler, yanıklar, zehirlenmeler yaşanabilecek ev kazalarının başında geliyor. Pandemiyle birlikte evde geçirilen sürenin de artmasıyla bu tehlikelerin riski yükseldi. Uzmanlar nerede fazla vakit geçirilirse kaza riskinin orada yüksek olduğu görüşünde. Bu kazaların önüne de küçük önlemlerle geçilebilir. Ev kazaları her yaş grubunda görülüyorsa da özellikle çocuklar ve yaşlılar için hayati risk oluşturuyor. Peki en çok yaşanan ev içi kazaları neler ve nasıl tedbirler alınır? Bir göz atalım. Kaygan ve düz olmayan zeminler düşmelere ve ağır yaralanmalara neden olabiliyor. Bunun için zemini kaygan olmayan malzemeyle döşemek ve halıları sabitlemek alınacak etkili önlemlerden. Sadece zemin değil, diğer risk oluşturabilecek eşyaların da sabitlenmesi mühim. Sallanan bir dolap, televizyon gibi ev eşyaları için tedbir alınabilir. Pandemiyle birlikte mesai dışında özellikle mutfakta geçirilen zaman bir hayli fazla. Ve burada da büyük tehlikeler bizi bekliyor. Yanma ve kesik vakaları en çok burada yaşanıyor. Örneğin ocak gözlerinde bir şeyler pişiriyorsak tencere saplarının bize değil dışa dönük olmasını sağlamalıyız. Aksi durumda çarpma veya devrilme ile yanma olasılığımız bir hayli yüksek. Kesici küçük ev aletleri de tehditler arasında. Uzmanlar bu aletlerle bir işlem yapıldığı sırada konsantre olmanın alınabilecek bir önlem olduğunun altını çiziyor. Elektrik çarpmaları da ev kazalarında ilk sıralarda yer alıyor. Islak zemini olan yerlerde prizlerin kapaklarının olması ve çocukların ulaşamayacağı seviyede konumlandırılması da çok önemli. Temperli cam kullanımı, pencerelerin üstten açılması ve pencere önlerine sehpa ya da sandalye konulmaması da alınacak kritik önlemlerden. İlaçlar, kimyasal maddeler ve temizlik malzemeleri de evdeki zehirlenmelerin başlıca nedenleri arasında. Önlemek için tüm bunları çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutmak ve mutlaka kendi şişelerinde muhafaza etmek gerekiyor. Kimyasal maddeleri ve temizlik malzemelerini pet şişeye koymak büyük kazalara davetiye çıkartıyor.